Koç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıf kimya dersinin ilk konusu olan kimya bilimine giriş ile dersimizi işleyeceğiz. Haydi bakalım gelin başlayalım. 9. sınıf kimya dersinde ilk ünitemizde neler göreceğiz? Gelin öncelikle bir ona göz atalım. Diyeceğiz ki ilk konumuz simyadan kimyayı olacak. Daha sonrasında kimyanın bilim olma sürecinden bahsedeceğiz. Ve en sonda da kimya bilimine katkı sağlayan bilim insanlarını konuşup kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanlarından bahsettikten sonra videomuzu sonlandıracağız. Tabii ki bu videonun sonunda sıfırdan dokuza konu anlatımlı soru bankasından ödevlendirmeler yapacağız. Diyeceğiz ki bu konuyu çalıştıktan sonra konu anlatımlarını bir güzel okuduktan sonra sayfa 10'dan 32'ye kadar ödevlendirmemizi yapacağız ve konuları iyice ne yapacağız? Pekiştireceğiz. Pekala o zaman diyoruz ki gelin bakalım neler göreceğiz. Biraz bir göz atalım Müzik konumuz simyadan kimyaya olacaktı. Eski dönemlerden bahsedeceğiz. Diyeceğiz ki milattan önce 3000'li yıllardan bahsedeceğiz arkadaşlar. 3000'li yıllarda insanların bir takım temel ihtiyaçları vardı. Ne gibi ihtiyaçlar bunlar? Barınma, beslenme, korunma ya da hastalıkları tedavi etme yaşamını devam ettirme gibi oldukça ilkel ihtiyaçlardan bahsediyoruz. İşte bu ihtiyaçlardan dolayı insanlar o dönemlerde ne yapıyorlardı? Çevreleri üzerindeki maddeler ile sürekli etkileşim halinde bulunuyorlardı. Ve bu etkileşimler sonucunda da ister istemez tıp, felsefe, astronomi, din gibi konularda neler yapmışlardır? Araştırmalar yapmışlardır diyeceğiz. Ha, o zaman diyoruz ki burada bunları bil diye bir kısmımız var. Hadi gelin bakalım burada çok önemli bir bilgi yazıyor. Diyoruz ki o dönemde simya döneminde araştırmalar yapıyorlardı ve neleri aslında bulmaya çalışıyorlardı onları bir göz atmamız lazım. O dönemdeki insanlar değersiz metalleri altına dönüştürmeye çalışıyorlardı. Böylelikle ne yapacaklardı aslında? Sonsuz bir zenginliğe ulaşmayı hedefliyorlardı. Peki bu değersiz metalleri altına dönüştürebilmek için ne kullanacaklardı? Felsefe taşı dediğimiz bir taşın olduğunu inanıyorlardı. Ya da bir diğer adıyla filozof taşını bulabileceklerini zannediyorlardı. Tabii ki böyle bir şey var mı? Hayır, yok. Ama o dönemde eski dönemlerde insanlar bunu bunları bulabileceklerini düşünmüşlerdi. Aynı şekilde bunun yanında sonsuz zenginliğe ulaşmanın yanında bir de ölümsüzlük iksirini bularak aslında sonsuz bir yaşama ulaşmayı hedefliyorlardı. İşte simyacıların bu yaptığı çalışmalara biz simya adını vereceğiz. Yani o insanlar o dönemde bir takım çalışmalar yapıyorlardı ve yaptıkları bu çalışmalar simya olarak ne yapılmakta? Adlandırılmakta diyeceğiz. E pekala simyadan kimyaya olan bu kısımda, kimya dönemine gelen bu kısımda, simya döneminde bazı maddeler keşfedilmiş midir? Tabii ki keşfedilmiştir. Mesela Kıbrıs taşı o dönemde keşfedilen maddelerden biridir. Diyoruz ki Kıbrıs taşını insanlar koyu mavi rengi olduğundan dolayı boya maddesi olarak kullanmışlardır. Yine aynı şekilde sarı renk elde edebilmek için şap dediğimiz maddeyi kullanmışlardır. Yetmez mi? Tabii ki bir de ne yaptılar? Suların arıtımında şapı kullandılar. Çünkü çünkü şap dezenfekte özelliği olan bir maddeydi. O yüzden ne yapmışlar? Suların arıtımında da yine şaptan yararlanmışlardır diyebiliriz. Göz taşı o dönemde hastalanan insanları, zehirlenen insanları rahatlatmak amaçlı kullanılan bir başka maddedir. Yine aynı şekilde kükürt dediğimiz madde o dönemde keşfedilmiştir ve meyvelerin ağırtılmasında kullanılmıştır. E günümüzde kullandığımız besin maddesi olarak yemeklerimize eklediğimiz yemek tuzu da yine sim kimya döneminde kimya dönemine kadar gelen maddelerden biridir. E peki bu dönemde insanlar çanak çömleğe hiç mi ihtiyaç duymuyorlardı? Tabii ki duyuyorlardı. Yine o dönemde kil keşfedilen maddelerden biridir ve yine Cabir Hayyan dediğimiz çok önemli bir simyacımızın keşfettiği kral suyu da o dönemde altını çözmek için kullanılmıştır diyeceğiz. Pekala sadece bu kadar mı madde keşfedildi? Tabii ki hayır. Diyoruz ki cam Barut, sabun, boya ya da mürekkep, seramik, esas zaç yılı gibi alaşım gibi bazı maddeler yine simya döneminde ne yapılmıştır? Keşfedilmiştir. Sadece maddeler mi keşfedildi diyecek olursak, hayır, bazı yöntemler ve teknikler de yine simya döneminde keşfedilmiş ve günümüze hala kullanılmakta olan yöntemlerdir diyebilir miyiz? diyebiliriz. Mesela damıtma bunlardan biridir. Süzme, eleme, kristallendirme hala günümüzde kimya laboratuvarlarında kullanılan fiziksel yöntemlerden bazılarıdır. Mayalama ya da özütleme gibi bazı yöntem ve teknikler de yine simya döneminden kimya dönemine aktarılan tekniklerdendir diyebiliriz. O zaman diyoruz ki şimdi şu ana kadar gördüğümüz kısımları gelin bir pekiştirelim. Diyor ki birinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi simyacıların günümüze aktardığı maddelerden biri değildir demiş arkadaşlar. Tuz o dönemden sağ hayatımıza girmişti. Süzme yine o dönemde hayatımızda var mıydı? Vardı. Zaç yağı ya da sirke gibi maddeler de simya döneminden hayatımıza geldi. Ancak diyoruz ki naylon dediğimiz madde çok ciddi anlamda ileri düzey bir kimya bilgisi istediği için simyacılar dönemine ne yapamaz? Ait olamaz diyeceğiz. Pekala geldim o zaman ikinci soruya. İkinci soruda da demiş ki simyacılar icatlarını yaparken aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmamıştır diye sormuşlar. Kavurma simya döneminden, süzme yine simya döneminden, damıtma ve eleme de simya döneminde kullanılan yöntemlerden biri. Ancak diyoruz ki elektroliz dediğimiz bir yöntem o dönemlerde yoktu. Çünkü elektroliz kimyasal bir yöntemdir ve çok ciddi anlamda ileri düzey bir kimya bilgisi gerektirir. O zaman pekiştirdik konumuzu ve şimdi sırada ne var diyecek olursak o dönemde çalışmalar yapan bilim insanları var. İşte biz onlara simyacı adını vereceğiz. Bakalım o dönemde hangi simyacılar varmış. Diyoruz ki ilk bahsedeceğimiz simyacımız tabii ki Demokritos amcamız olacak. Demokritos dediğimiz bu amca atom kavramını aslında ilk ortaya atan simyacılardan biridir ve demiş ki bir maddeyi ben parçaladım parçaladım un ufak haline getirdim bir süre sonra o madde bölünemeyecek hale gelir İşte bu maddenin bölünemeyecek en küçük parçacığına ben ne diyeceğim atomos adını vereceğim demiştir demokritos böylelikle atomos kavramından bahsederek simya dönemine adını yazdırmıştır diyeceğiz pekala bir başka simyacımız kimdir diyecek olursak empodokles'ten bahsedeceğiz empodokles dediğimiz Empodokles dediğimiz amca MP diye yazılacak arkadaşlar. Empodokles dediğimiz amca tüm maddelerin dört temel öğeden oluştuğunu bana söylüyor. Hava, ateş, toprak, su gibi dört tane temel maddenin olduğunu bize söylemekte. Ve bu maddelerin aslında diyor ki e, sevgiyle bir arada olduğunu, nefret ile de birbirinden ayrıldığını bize ne yapmakta? Savunmakta. Aynı şekilde Empodokles'in görüşlerini savunan bir, başka amcamız ise kim olacak dersen Aristo amca olacak. Aristo amca da yine maddelerin dört temel öğeden oluştuğunu bana söylüyor. Bu öğelerin yine tıpkı Empodokles gibi toprak, hava, ateş ve su olduğundan bahsediyor. Ancak bu dört temel öğenin hem birbirine dönüşebilme özelliği olduğundan hem de bazı temel özellikler gösterdiğinden bahsediyor. Mesela ateş ögesi diyor ki sıcak ve kuru özellik gösteriyor. Gösterir. Hava ögesi ise sıcak ve ıslak özellik gösterir. Su ise ıslak ve soğuk özellik. Toprak elementinden bahsettiğinde de kuru ve soğuk özellik gösterdiğini bize ne yapmakta, savunmakta. Pekala, o zaman Demokritos'tan bahsettik, Empodokles'ten bahsettik, Aristo'dan bahsettik. Bir başka simyacımız kim olacak dersek, simyanın babası olan bir amcadan bahsedeceğiz. Bu kişi ise Cabir bin Hayyan olacak arkadaşlar. Cabir Bin Simya'nın babası olduğunu söyledik az önce. Çünkü günümüzde hala kimya laboratuvarlarında kullanılan tuz ruhu, zaç yağı, kezzap ya da kran suyu gibi bazı önemli kimyasal maddeleri simya döneminden kimya dönemine aktaran bir kişidir bu amca. O yüzden bizim için çok değerli. Hatta ve hatta diyoruz ki imbiğin gelişmesine katkı sağlayan bir adamdır. Hocam imbik nedir diyecek olursan imbik damıtma demektir. Yani karışımların fiziksel yöntemlerle ayrılmasında kullanılan bir yöntemdir. İmbik damıtma hala da günümüzde kullanılmaktadır diyeceğiz. Pekala. Bir başka simyacımız ise karıncaları damıtan bir adam olacak. Kimdir bu dersen? Bu adamda diyoruz ki Ebu Bekir Errazi olacak. Ebu Bekir Errazi dediğimiz amca gitmiş ne yapmış? Karıncaları damıtmış ve böylelikle karıncalarda bulunan karınca asidini yani bir diğer adıyla formik asidi ne yapmıştır? Keşfetmiştir. Tabii ki bu da yetmezmiş gibi hem Cabir Binanyan hem de ebubekir Bekir Errazi laboratuvar çalışmaları yapmıştır ve birçok laboratuvar malzemesinin gelişmesine katkı sağlamıştır diyeceğiz. Pekala. Son olarak diyoruz ki Robert Boyle yani kuşkucu kimyager dediğimiz bir amcamız var. Bu amcamız simya dönemini kapatacak arkadaşlar ve kimya dönemini başlatacak. Bizim için inanılmaz önemli bir kişi kendisi. Çünkü o dönemde dört temel element, dört temel öge varken... Robert Boyle diyor ki elementin tanımını yapıyor adam. Yani aslında element dediğimiz şey dört temel öge değildir diyor ve hatta bunun yanında gazlardaki basınç hacim ilişkisini de inceleyerek kimya bilimine çok ciddi anlamda bir katkı sağlıyor ve böylelikle simya dönemini ne yapacak? kapatacak. Bunun yanında bir de Lavoisier dediğimiz çok değerli bir başka amcamız daha var. Lavoisier amca ise kütlenin korunumu kanununu bulmuştur ve bu kanun ile beraber yanma olayını, yanma olayını ne yapmıştır? Açıklamıştır diyeceğiz. Yanma olayını açıkladıktan sonra da tabii ki modern kimyanın babası olarak yine tarihe ne yapacak? Adını yazdıracak. Yani Robert Boyle ve Lavoisier amca kimya dönemini başlatan iki kişi olarak tarihe adlarını yazdırmışlardır diyebiliriz. O zaman diyoruz ki birçok simyacı gördük. Simyanın ne gibi çalışmalar yaptığını gördük. Şimdi kimya ile simyayı karşılaştırmamız lazım. Aralarında ne gibi farklar var? Onları incelememiz lazım. Diyoruz ki simya döneminde yapılan çalışmaların çoğu deneme yanılma yöntemine dayalıdır. Yani tesadüfi yollarla bu maddeler, bu yöntemler, teknikler keşfedilmiştir. Ama kimyaya baktığımız zaman kesinlikle bilimsel yöntemler kullanıldığını göreceğiz. İşte bu yüzden kimya bir bilim iken diyoruz ki simya bir bilim değildir arkadaşlar. O zaman bu ikisinin arasındaki en büyük farklardan biri neymiş? Simya bir bilim değilken kimya bir bilimmiş. O zaman diyoruz ki simya ve kimya arasında sadece tek fark bu mu? Hayır. Simyada teorik bilgi temelleri yoktur arkadaşlar. Ancak kimyada teorik bilgi temelleri vardır. Yine aynı şekilde simya döneminde sistematik bilgi birikimi yoktur ama diyoruz ki sistematik bilgi birikimi kimya döneminde vardır. O zaman Bizim için bu farklar oldukça değerli. Şimdi burada bir bunları bil kısmımız var. Madem simya ile kimya arasındaki farkı gördüysek diyoruz ki kimya da bir bilimse ben bu bilimin ne yapmalıyım? Tabii ki tanımını bilmeliyim. Neymiş bakalım bu kimya bilimi? Diyoruz ki bir maddenin yapısını ya da bir başka maddenin birbiriyle olan etkileşimlerini, tepkimelerini ya da bu maddelerin kullanım alanlarını inceleyen bilim dalımız kimya olarak karşımıza çıkacak. Peki e, ee, maddelerin kullanım alanlarını inceliyor. Kocaman bir bilim dalından bahsediyoruz. E, bu kocaman bilim dalının bir takım disiplinleri olacak mı? Tabii ki olacak. O zaman diyoruz ki sırada kimya disiplinlerimiz var. Gelin kimya disiplinlerini hep beraber öğrenelim, göz atalım. Organik kimya ile başlayacağız kimya disiplinlerine. Organik kimya demek yapısında karbon bulunan bileşikleri inceleyen bir disiplin olarak karşımıza çıkacak. Yani bir nebze organik kimya eşittir karbon kimyası diye isim verebilir miyiz? Evet verebiliriz. Peki organik kimya nelerle ilgilenir nelerle uğraşır dersek boyalar petrol ve petrol ürünleri ilaçlar gibi bir takım Maddeler aslında organik kimyanın uğraş alanıdır. Anorganik kimya ise bir başka kimya disiplinimiz. Adı içinde saklar arkadaşlar. Anorganik. O zaman diyoruz ki organik yapıda olmayan bileşiklerin aslında yapılarını kim inceleyecek? Anorganik kimya inceleyecek. O zaman organik olmayan bileşikleri inceleyen disiplinimiz kim oldu? Anorganik kimya oldu. Asitler, bazlar, tuzlar ya da mineraller, metaller ve ametaller anorganik kimyanın çalışma alanlarından bazılarıdır diyebilir miyiz? diyebiliriz. Bir başka kimya disiplinimiz ise biyokimya olacak. Adı bence içinde saklı. Biyoloji diye bir dersiniz var. O zaman diyoruz ki biz biyoloji dersinde canlılardan bahsediyorsak biyokimyada tabii ki canlı kimyası olarak karşımıza çıkacak. Canlıların yapısında gerçekleşen neleri inceleyeceğiz biyokimyada? Kimyasal olayları inceleyeceğiz. Tabii ki fotosentez, solunum, sindirim gibi olaylar biyokimyanın çalışma alanlarından olacak. Yine aynı şekilde DNA, RNA gibi moleküllerin yapılarını da kim inceleyecek? Biyokimya inceleyecek. Bir başka başka disiplinimiz ise fiziko kimya olacak. Bunun da bence adı içinde saklı fiziko kimya diyorum. Yani bir nebze fizik ile kimyanın ortak bir birleşmesi, ortak bir alanı söz konusu. Derişim, sıcaklık, basınç gibi fiziksel faktörlerin neyini inceleyecek? Kimyasal tepkimelerdeki etkilerini inceleyecek disiplinimiz ise fiziko kimya olacak. Peki o zaman diyoruz ki bazı kimyasal tepkimelerin içinde bulunan moleküllerin hızını, hareketini ya da bu moleküllerin birbiriyle olan etkileşimini inceleyen disiplinimiz kimmiş? Fiziko kimyaymış. Peki bir başka disiplinimiz nedir? Analitik kimyadır. Analitik kimya deyince aklımıza kesinlikle analiz gelecek. Diyoruz ki maddelerdeki kimyasal bileşenleri analizini aslında yapan kişiler analitik kimya alanında çalışıyordur. Analitik kimya eşittir analiz dedik. Ancak iki şekilde analiz olabilir. Bunlardan biri nicel analizdir. Öbürü ise nitel analiz olarak karşımıza gelecek. Eğer biz maddelerde, bileşenlerde miktarı ince iyorsak nicel analiz yaparız ama bir maddenin niteliğini ya da kimliğini inceliyorsak da diyoruz ki bu analize nitel analiz adını vereceğiz. Bir başka Alt disiplinimiz ise polimer kimyası olacak. Polimer nedir? Öncelikle bir onu bilmek lazım. Diyoruz ki küçük moleküller yani monomerler bir araya gelerek birbirine bağlanarak büyük molekülleri oluştururlar. İşte biz bu büyük moleküllere polimer adını vereceğiz. Polimer kimyası o zaman polimerlerle çalışan bir disiplindir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Doğal polimerlerimiz olabileceği gibi bizim yapay polimerlerimiz de olabilir mi? Olabilir. Örneğin protein, karbonhidrat gibi moleküller doğal polimerlere örnek iken yapay polimerler ise plastik, naylon, kağıtçuk, teflon gibi maddeler örnek olarak verilebilir mi? Verilebilir. Çok dikkat edin polimer kimyası adı altında plastik, naylon, kağıtçuk ve teflondan bahsettik. Demek ki bunlar kimyanın alt dalında incelendiğine göre bu maddelerin hiçbiri simya dönemine ne yapamaz? Ait olamaz arkadaşlar. Bunu da bir daha hatırlatmış olalım. Son kimya disiplinimiz ise endüstriyel kimya olacak. Diyoruz ki endüstri demek sanayi demek. Sanayide kullanılan ham maddelerin üretimini inceleyen kimya disiplinimiz kim olacak? Tabii ki endüstriyel kimya olacak. O zaman diyoruz ki madem kimya disiplinlerini gördük. Haydi gelin bunları birazcık pekiştirelim. İlk sorumuza bir göz atalım. Bir kimya laboratuvarında çalışan kimyager kimyasal maddedeki bileşenleri İçerik ve miktar analizini yaptığını bana söylüyor. Hangi alt disiplinle uğraşmaktadır diye sormuşlar. Diyoruz ki analizi gördüğüm anda ne anlayacaktım? Analitik kimyayı anlayacaktım. O zaman direkt cevabımız ne oldu? Analitik kimya olarak karşımıza geldi. Bir diğer sorumuzda ise kimyanın biyolojik sistemlerde gerçekleşen kimyasal olayları inceleyen alt disiplini nedir diye sormuşlar. E biyolojik sistemden bahsediyorum. Biyoloji aklıma geldi. O zaman ne olacak diyeceğim? Biyokimya olacak diyeceğim. Pekala. Bir takım kimyacıların çalışma alanları da var mı? Var. Yani bir takım meslekler, meslek grupları hayatımızın içinde mi kimya bilimiyle alakalı? Tabii ki içinde. Kimlermiş bu meslek grupları? Gelin bir de onlara göz atalım. Kimyagenlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Kimya mühendislerinden bahsedeceğiz. Öncelikle kimyagenler ve kimya mühendisleri arasındaki farkları da iyi bilmemiz lazım. Kimyagenler daha çok laboratuvar ortamında çalışan ve maddeleri atom molekül düzeyinde inceleyen kişilerdir. Ya da yeni maddelerin sentezlerini yaparak bu sentezledikleri maddelerin bir takım kullanım alanlarının keşfini sağlayan kişiler de kimdir diyeceğiz. Kimyagenlerdir diyeceğiz. Yine geldik bir başka kimyacıların çalışma alanına. Kimya mühendisinden bahsedeceğiz. Kimya mühendisleri ise tam tersi, daha çok laboratuvarda değil de fabrika ortamlarında çalışan, kimyasal madde üretimi yapan ya da bu üretimin yapılan tesislerin yani fabrikaların tasarlanmasında görev alan kişilerdir diyebiliriz. Kimya mühendisleri daha çok kimya biliminin yanında başka bilimlerden de faydalanırlar mı? Evet, faydalanırlar. Özellikle matematik ve fizik gibi bazı bilimlerden faydalanarak ne yaparlar çevresel problemleri ya da endüstriyel problemleri çözümleyen kişiler kimya mühendisi olarak ne yapmakta karşımıza çıkmakta Peki, bir başka mesleğimiz ise eczacılar. Eczacı deyince aklımıza hepimizin hekimler geliyordur, doktorlar geliyordur. Doktorlar tarafından düzenlenen reçetelerde yer alan ilaçların satışını yapan kişiler kimlerdir? Eczacılardır. Yalnız eczacı dediğimiz adamlar sadece ilaç satışı mı yapar? Tabii ki hayır. Diyoruz ki bazı ilaçların hazırlanmasında ya da laboratuvar ortamlarında bu ilaçların geliştirilmesinde ya da analizinde görev alan kişiler de yine eczacılardır diyebiliriz. Bir başka kimyacıların çalışma alanı ise metoloji mühendisleri olacak. Metoloji metal bilimi demektir arkadaşlar. O yüzden diyoruz ki aslında metoloji mühendisleri metallerle ne yapacaklar? Çalışacaklar. Metallerin yanında bazı alaşımların da yine aynı şekilde üretilmesinde, saflaştırılmasında görev alan kişiler kimler olacak? Metoloji mühendisleri olacak. Pekala o zaman diyoruz ki konu biterken şöyle bir gördüklerimizi özetleyelim. Ne gördük? Simyadan kimyaya kısmını inceledik. Kimyanın bilim olma sürecinden bahsettik. Kimya bilimine katkı sağlayan bazı bilim insanlarını konuştuk. En sonunda da kimya disiplinlerinden bahsedip kimyacıların çalışma alanlarını ne yaptık? İnceledik. Peki videomuzun başında sıfırdan dokuza konu anlatımını soru bankamızdan ne yapmıştık? Ödevlendirme yapmıştık. O yüzden diyoruz ki sadece buraya çalış çalışmak yetecek mi? Tabii ki hayır yetmeyecek. Bir de konuları pekiştirebilmek için Dinamo Soru Bankası'ndan sayfa 30'a kadar ne yapacağız? Gördüğümüz konuların sorularını muhakkak çözeceğiz arkadaşlar. Böylelikle bol soru çözümü ile konumuzu destekleyeceğiz ve bundan sonraki dersimizde de Diğer ya. ödevlendirmelerimizle konuya devam edeceğiz. O zaman karşınızda ödüllü soru. Hepinizin yorumlarını aşağıya bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.